illiyet prensibine göre daima aynı güçler aynı ağırlığı kaldırır. Bir devirde ancak beş okkayı kaldıran başka bir devirde aynı kol on okka kaldıramaz. Bu sabit bir kanundur. Kainatta Allah'ın değişmeyen kanunudur. Ona la tebdile li halkillah buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Ashab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain hazaratı hakikaten daima canlı, daima gerilimde, daima faal. Bir sönüklük görmediler. Tabi evvela hani bunun bir kısım sahipleri var. Kur'an rahmet halinde, yağmur gibi daima başlarından yağıyordu. Bu ehemmiyetli bir husus, çok ehemmiyetli bir husus. Onların başlarından geçen hadiseler Kur'an'ın inmesine sebep oluyordu. Esbab-ı nüzul diyoruz. Açık kapalı Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyordu. Bana maddi manevi medyun olduğum bir zattan açık kapalı benden bahseden bir namenin gelmesi bende nasıl bir canlılık meydana getirir? Gökleri ve yeri elinde tutan Hazreti Allah her an onlarla alakalı bir şeylerden bahsediyordu. Birisi ailesini boşamış ondan bahsediyor, birisi yemin etmiş ondan bahsediyor, birisi harpte civan mert ondan bahsediyor, birisi dolu dizgin Müslümanların içine girmiş ondan bahsediyor. Ve cemaat daima Allah'la nebisi arasında muhaverede yerini buluyordu. Bu onları her an şevkli ve canlı tutuyordu. Şevkle beraber canlılık var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların işlerinde daima sorularına cevap vermesi, bakış tayflarıyla daima işlerini yıkaması, işlerini okuması ve dertlerine derman getirmesi onların hep yeni kalmaları için çok mühim bir husustu. Yer yer belki onlar da huzuru risalet fenaiden uzaklaştıkça adeta araya bir hâil giriyor, şems-i ezel ve ebedle olan münasebetlerine gölge düşürüyordu. Fakat hemen huzuru Resulullah'a geliyor ve orada doluyorlardı. Onda Allah mütecelliydi. Efendimiz'i her görüşlerinde, her tavrında onun Allah'ı müşahede ediyorlardı ve doluyorlardı. Bu itibarla Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam da onların yenilenmeleri için ayrı bir unsurdu. Küfrü ve dalalete müteallik bütün çirkinliklerden birden sıyrılıp iman ve imana ait güzellikleri tadmaları, karanlık bir geceden beklenmedikleri bir anda birdenbire böyle nura çıkmış insanların havası içinde onlarda bir canlılık meydana getiriyordu. Bir de Efendimiz devrinde daima şey şuydu, insanı aktif kılma, her şeyi aktif kılma. Toprağa da mevzumuzla alakalı değil, parayı da aktif kılma, ölü hiçbir şey yoktur. Yatalak hiçbir şey yoktur. Kötürüm hiçbir şey yoktur. Bu umumi politika, hareket politikası, bu aksiyon politikası o kadar yaygınlaşmıştı ki artık ölüm döşeğinde dahi olsa bir insan Efendimiz'den aksiyon adına bir çağrı, bir davet işittiği an hemen koşuyordu. Bu cümleden olarak hani üzerlerine basıp geçeyim. Ebu Akil'in hani şuraya koşması, buraya koşması ve sonra Yemame'de aradığını bulması bu aksiyon ruhundan geliyordu. Daima aktif olma herkesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle tutmuştu onlarda. Tabii bir şey, bir toplum eğer atıl kalırsa kokar, kokuşur. Şevki söner, zevki söner onun. Hizmet anlayışı da zaman zaman kaybolur gider. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları daima canlı tutuyordu. Böyle daima canlı olma ve kendilerine canlı olma zeminin hazırlanması daima onları canlı ve şevkli kılıyordu. Bir taraftan da tabii hani onlar için beşaretler ve tehditler vardı. Muharebeden geriye dönme yedi büyük küçük günahtan bir tanesi sayılıyordu. Emru bil maruf yapması, nehyanil münker yapması için çoklarının elini sıkıyor, biat ediyordu. Yani bunun manası şuydu, senin imanın kabul, emru bil maruf yaparsan kabul. Abdullah İbni Emr İbni Beceli'ye böyle demişti. Bir de bu vardı. Daima vazife yapma mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı ve cihat etme mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı. Hicret edip evlad üyal her şeyi terk etme mecburiyetinde kendilerini görüyorlardı. Değişik pozisyonlarla daima Allah Celle Celaluhu onları canlı tutuyordu. Bundan şevkli olabiliyorlardı. Günümüzde de tabi eğer hani bizim kafamız yetse, duygularımız bu işe kafi gelse, arkadaşlarımızı hep canlı tutabilsek, herkese kâmeti kıymetine, kapasitesine göre iş bulabilsek,
Düşünsek, taşınsak herkes ne iş yapar desek, tespit etsek ve sonra da onu teklif etsek kendisine, insanımız canlı kalır ve canlı olan insanlar birbirine düşmezler. Atıl kalan insanlar birbirlerini yerler. Yani dışa karşı kavga ve gürültü durunca içte kavga ve gürültü başlar. Günümüzde de insanları belli yönlere böyle tevcih imkanı da olsa bana öyle geliyor ki bir kısım sürtüşmeler durur. Bir kısım içten kokuşmalar, delik deşik olmalar durur. Hizmet etmeyen insanlar oturup güftügü yapıyorlar. Hizmet eden insanlar hizmet yapacaklardır. Ve biz sahneye sürüldüğümüz işte bu dönemde bize ait oyunu bu sahnede oynayıp aşağı inmemiz lazım. Ve arkadan gelenlere iyi bırakmamız lazım. Onlar sonra devam ettirsinler bu işi diyecek. Yapacak, edecek, ondan sonra ayrılıp gidecektir. Ama bunun için nasıl olacak? Yani biz o şevki nasıl kazanacağız? Herhalde Kur'an'ın yeniden ele alınıp çok iyi tezekkür edilmesi lazım. Diğer gamlılık düşüncesinin aşılanması lazım. Bizim irşat müesseselerimiz biraz ferdi hoccam yaptı. Hatta hak ve hakikati gösterirken dahi daha ziyade onun nefsini nazara verdi. Sen kendini kurtar, gemisini kurtaran kaptanıdır dedi. Onlara şu düşünceyi öğretemedi yani. Ben 90 küsür senelik hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket hapishanelerinde geçti. Âli bir düşünceydi. Bu düşüncenin verilmesi gerekiyordu. Ben cennetlerde uçmak için evradı eskar çekeyim, gecemi kayım, gündüzümü saim geçireyim. Hayır, bu bana göre hoddamca bir düşünce, bu olmalı mutlaka. Fakat şöyle demesi lazımdı müminin. Başkalarının huzur ve saadeti adına cehennemin alevleri içine girmeye razıyım. Onları ben dalalet ve küfür küfran içinde görürsem cennet bile bana ağır gelir veya cennete girmek dahi bana giran gelir demesi telkin edilmeliydi esas insanımıza. İnsanımız bir itfaiye memuru şeklinde hazırlanmalıydı. Saniyen bir tefekkür ameliyesine çok ihtiyacımız var. Afaki ve enfüsi bir tefekküre kendimizi vermeye çok ihtiyacımız var. İrşat müesseselerimiz bu hususta ciddi ihmal ettiler. İman adına ciddi darbeler yedik biz bu mevzuda. Düşünme adeta haram ve yasak edildi. Göklerde ne var? Yıldızlardaki ahenk nedir? Kara delikler ve kara deliklerin verası nedir? Bunları düşünmek yasak gibi. Efendimiz oysa ki Ali İmran Sure-i Cellesi'nin sonuna doğru sondan ikinci sayfasında İnne fi halqis semavati vel ard ve ihtilafil leyli ve'n nahar le ayatin li ulil elbab. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün ihtilafında aklı başında olanlar, idrak sahipleri, akıl sahipleri, kalp sahipleri için düşünüp taşınıp anlayabilecek çok şeyler vardır diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan bu ayeti okurup düşünmezse, bu ayeti okuyup da tefekkür etmezse şöyle olsun diyor. Ümmü Seleme validemiz gece Efendimizin kalkıp bu ayeti okuyup ağladığını bize naklediyor. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanların değişik değişik yaratılmaları Efendimiz devrinde bahis mevzu oluyor. Daha sonra bir kısım köhnemiş ruhlar tarafından insanın teşriğini düşünme günaha girersin, semalara bakma günaha girersin, yıldızlar arası münasebete girme günaha girersin gibi hatalı, müminin ruhunu öldüren ve esir eden şeyler telkin edilmiştir insanlara. Aşkı şevki ölmüştür. Halbuki Allah'tan bize gelen her şey kainat kitabında birer risaledir ve onu bize anlatıyor. Teemmel sütûrel kainat fe innehâ minel meleyle âlâ ileyke resâilu. Kainat satırlarını, sayfalarını, kelimelerini düşün. Allah'tan gelen her birisi birer mektuptur. La ilahe illallah dedirtiyor. Bunu düşüneceksin. Göz niye böyle, kulak niye böyle, ağız niye böyle? İnsanımızın gözündeki gaflet perdesini kaldırıp onu hissi mümin olmadan kurtarma mecburiyetindeyiz. Hislerinin müminidir. İcabında ağlar, sızlar, kendisini yere vurur. Fakat kafasında bir sürü tereddüdü ve şüphesi vardır. Binaenaleyh bu meselenin her yönüyle ele alınması lazımdır. Kafanın halledilmesi lazım. Ve yine buyurdukları gibi aklın ziyası fünunu medeniye, kalbin ziyası ulumu diniyedir. İkisinin imtizacıyla talebenin himmeti pervaz eder. Kalple akıl evlendirildiği zaman, düşünceyle kalpteki heyecanlar yan yana getirildiği zaman himmet pervaz edecektir.
Ve bu koştukça koşacak salih bir daire içinde marifet hüzmeleriyle dönecek. Allah adına kopardığı her marifet hüzmesi ona yeni koşmalar ve kanat çırpmalar şevkini kazandıracak. Her yeni şevkle yeni marifetlerle dönecek. Marifet peteğini, iman peteğini, zevki ruhani peteğini, iç coşkunluğu peteğini mükemmel örecek. Ve bunlar onu daima canlı tutacaktır. Ama bu böyle vaaz-ı nasihatlı olmaz yani. Vaaz-ı nasihatlı olmaz. Vaaz-ı nasihatla hiç olmaz diyeyim ben. İnsanımız yeniden kainat kitabını mütalaa etmekle mükelleftir. Mütalaa etmeye başlamalıdır. Kendi teşrihine inmeye başlamalıdır. Ve Kur'an'ı eline alıp insan, kainat ve Kur'an arasındaki münasebete bakıp orada Cenab-ı Hakk'ın vahyini, Efendimiz'in soluklarını ve sahabe-i kiramın vel adiyatta anlatılan gürül gürül atlarının kişnemelerini, nallarının ateş çıkarmasını, orada müminin haşmetini ve zelil insanların da perişaniyetini görmelidir. Bu husus tabi bununla yetmez. Rabıta-i Mevt'te bir unsur olabilir. İnsanlar ölümü hatırlarında tuttukları sürece ahiret için bir şeyler yapma gayreti içinde bulunabilirler. Kanaat-ı acizanemce bugün bu üç unsur da ölmüştür. Medreselerimiz kısmen fikri hayatı öldürdü. Tekkelerde ruhi hayat kısmen yozlaştı. Hakikileri çok azdır onların, belki 3-5 tane. Ve müminlerde de fikir hayatı öldü. Fikir hayatı derken gidip kindinin arkasından veyahut da Sokrates'in arkasından felsefe yapmak değildir. Belki Efendimiz'in coşkunluğu içinde ayatü beyinata bakarken dolu dolu gözlerle kendine dönmesi, tefekkür etmesi ve yer yer ağlaması. Yıldızlara bakıyor, hıçkırıklarını tutamıyordu. Semayı tetkik ediyor, hıçkırıklarını tutamıyordu. Kur'an okurken de hıçkırıklarını tutamıyordu. Hıçkırıklarını tutamıyordu. Vesselam.